edilen bu maç öncesi Galatasaray'da kısma orta saha. Nasıl bir orta saha kurgusu? Gerson Fernandes, Taylan, önlerinde Belanda. Gelen haberler bu yönde. Emre Kaplan'ın bize ulaştırdığı bilgiler, Galatasaray'ı takip eden muhabir arkadaşımız. Ama Belanda konusunda bir soru işareti de yok değil taraftarın kafasında. Belanda ile ilgili soru işareti geldiğinden beri var. Yani bazı oyuncular vardır. Canı isterse oynar deriz ya. Belhanda da biraz o tarz. Sen, öyle, sen çok yetenekliydin. Öyle bir oyuncu muydun? ben oynamayı isterdim. Bazen tutmuyordu ama. Ankara Gücü'nde çalıştırdığımda Ceylan'la oturduk. Çok da transfer etmek istedim. Konuştuk ettik Ankara'da. Anlaşamadık. Bir kahve içtik değil mi? Öğlen vakti anlaşamadık sonra. Cemal Aydın başkandı o dönemde. Devam etsin. Hocam. Belhanda da o tarz bir oyuncu. Hani canı istediği zaman eğer o gün oynamak istiyorsa gerçekten o performansı görüyorsunuz Belhanda'dan. Maça nasıl başladığı da çok önemli. Özellikle Belhanda tarzı oyuncular oyun içinde topla buluşamadıkları zaman her geçen dakika oyundan düşen oyuncular. Yani oyuna küsen oyuncular. Hani Belhanda'yı biraz daha fazla topla buluşturmaları lazım ve Belhanda'nın da o gün istekli olması lazım. Önemli bir oyuncu mu Galatasaray için? Evet, oynadığında çok önemli bir oyuncu. Değer katan. İzlemesi de keyifli. Evet, ofansif anlamda takıma katkı sağlayan bir oyuncu. Ama orta sahada bence en önemli oyuncu, ben hani geldiğinden beri ve oynamaya başladığından beri sürekli söyledim, Taylan çok önemli bir oyuncu. Öndeki oyunculara da çok fazla güven veriyor. Önsezileri çok iyi, hamleleri çok iyi. İşin çok riskli tarafını fazla oynamıyor, daha çok basit oynamaya çalışıyor. Her yere, hani voleybolda dublaj derler ya, her yere dublaj yapıyor. Yani Arda kaptırıyor, Taylan orada. Sağ tarafta Onyekuru kaptırıyor, Taylan orada. Ortada Belhanda, Taylan orada. Yani bu işi çok iyi yapıyor. Önemli bir oyuncu orta sahada Taylan'ın olması. Taylan'ın performansı otomatikman öndeki oyuncuların da performansını olumlu ya da olumsuz etkiliyor. Yani önemli oyuncu Taylan bence. Onun performansı orta saha anlamında çok önemli Galatasaray adına. Ama şimdi kupada da oynadılar. Galatasaray, Alanya birbirlerini bilen takım. Çağdaş Hoca farklı bir formasyon çıkartabilir mi? Çünkü Bakasetas'tan sonra, gittikten sonra biraz o orta alanda ofansif varyasyonlarını değiştirmiş gibi geldi bana. Çünkü Bakasetas forvet arkası ve şu an Türkiye'deki yani forvet arkası diyebileceğimiz ofansif nadir oyunculardan bir tanesi. O gittikten sonra orta saha formasyonunu değiştirdi. Biraz Alanya'nın da nasıl oynayacağı, Galatasaray'a kupadaki gibi mi oynayacak, farklı mı yerleşecek, geçişleri nasıl yapacak, tutacak mı, yoksa kendi mi oynamaya çalışacak, o da çok önemli aslında maç açısından. Ya hocam tabii Galatasaray taraftarının aklındaki orta sahadaki isim kampa da dahil edilmesi dolayısıyla Feghouli. Ama maç eksiği de var. Evet. Hoca ne kadar şans tanıyacak? Belki ilerleyen dakikalarda alabilir mi, alamaz mı? Ne dersiniz orta saha için? Feghouli önemli bir oyuncu. Yani Galatasaray'ın sıralamasını direkt etkileyecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Eğer iyiyse sağ çizgide yani oynar. Solda Onyekuru, santraforda Mustafa Muhammed oynar. Tabii orta sahayla ilgili şunu söyleyeyim. Ya Alanya o zaman oraya da Arda'yı mı çekeceksiniz hocam? Arda dışarıda kaldı. Arda da ya, dönüyor. Yani Arda iç sağ, dış sağ veya oyun rakibe göre ne planlanacak ona göre Fatih Hoca'nın değerlendireceğini düşünüyorum ama yani Feghouli ile yani esas ideal kadro Arda tabii geldiğinden beri iyi oynuyor. Son zamanlarda toparladı. Çok uzun süre oynamıyordu ama esas tabii üçlü daha tehditkar Feghouli Galatasaray adına Mustafa Muhammed Onyekuru'dur. Yani orta saha düzeni de şimdi Belanda hem Belanda için hem Alanyaspor için şunu söyleyeyim. Şimdi Ceyhun Eriş yetenekli bir oyuncuydu. Çok hepimizin de bildiği İzleme gibi. Keyifliydi şimdi, gerçekten. Ceyhun'da da Belanda da tabii yetenekli bir oyuncu. Az önce onun için söyledim. Yani canı istediği zaman oynar esprisi. Ya böyle oyuncuların en büyük sıkıntısı oyunun bir bölümünü oynuyor, genelini oynamıyor. Ceyhun için de en büyük sıkıntı oluyor. Oyunun bir bölümünde çıkıyor, bazı bölümler 5 dakika maçı koparıyor. Ondan sonra belki 20 dakika sahada yok. Şimdi İbrahim de çok iyi kaptandı. Yani onları burada böyle kompliman yapmak değil de yani değerini vermek gerekir. Doğru. Çok uzun süreler Beşiktaş'ta kaptanlık yaptı. Sağ bek, stoper oynadı, orta saha sıkıştığında oynadı.
sıfır problemle oynadı. Çok iyi oyuncuydu. Şimdi Turan da hırslı oyuncuydu. Hırslı bir de akıllı zeki oyuncuydu. Yani oyuna kafa yoran, yorum getiren oyuncuydu. Yoksa 3 pozisyonda bu zamanda oynayamaz oyuncu. Sağ bek oynayacaksın, pozisyon hatası yapmayacaksın. Stoperde yapmayacaksın, orta sahada yapmayacaksın. Yani burada Belhanda'ya geldiğimizde tekrar, yani Belhanda da oyunun bir bölümünü genelini oynamıyor. Sezon içinde de böyle istikrarsızlığı var. Siz böyle çok oyuncularla da büyük takımda oynadığınızda karşılaşmışsınızdır takım arkadaşınız. Cehun başta olmak üzere sen de İbrahim Beşiktaş'la. Şimdi bir bölümde çıkıyor alıyor sana oynuyor. 3 maç yok, 4 maç yok. Tekrar bir bakıyorsun bir oyunun bir bölümünde ver işte son zamanlarda Oğuzhan mesela performansı buna örnektir evet. Beşiktaş'ta. Yani onun için Belhanda'nın en büyük sıkıntısı bu. Tabii Gedson Fernandes de önemli bir oyuncu. Taylan da dediği gibi çok önemli bir oyuncu defansif olarak ama Galatasaray'ın özellikle devre arası ben sezon başından beri söylüyorum hatta bir oyun kurucuya ihtiyacı vardı. O oyunu yönlendirecek 6 numara. Taylan ayrı bir oyuncu. Koşan, mücadele eden, yani bütün açıkları kapatan Ceyhun çok hocam güzel tarif etti. Son bir 3-5 haftadır oyun kurma ya şeyini kurar, de başladı ufak hayır, ufak. Asist de yaptı yeri geldi. Evet. Orta sahadan 3. bölgeye. Basit ama oynuyor. Şey, riske girmiyor. Taylan bu sezon bu performansı beklenmiyordu. Gelişim, yani ligimizde gelişim gösteren 2 tane oyuncu sayıyorsan Taylan Antalya'yı mutlaka sayarsın. Ama doğru. Şimdi orada Fernando gibi bir oyuncu oynamış. Selçuk Yunan gibi. Böyle bir oyun kuran, ya oyun kuran oyunu repertuarı olan, doğru. Oyunu yönlendiren, hocam, tempo gelişecek. Yükselten, ama düşüren. Ama Taylan da gelişecek. Ya ben şimdi gelişecek ayrı özellikleri var ama gelişse bile Taylan daha da iyi olur. Oyun kurur, kurmaz demiyorum. Onlar gibi olmaz. Şimdi onlarınki farklı. Anladım, yetenek, anladım. Yani doğuştan yetenek farklı oyuncu onlar. Şimdi burada bir eklem yapabilir mi hocam? Tabii mesela? Rica ederim. Hani, şimdi Taylan tabii ki bence ligin formda oyuncularından bir tanesi. Dediğiniz gibi açıkları iyi kapatıyor. Yani önünü böyle tamamlayarak defansif anlamda iyi. Dediğiniz gibi topu da basit kullanan bir oyuncu. Ama şimdi dediğiniz gibi hani orta sahada oyun kurmak sadece tek kişiyle oyun kurmak değil. Mesela orada dediğiniz gibi hani ben Belhanda konusunda pek katılmıyorum. Çünkü bence Galatasaray'ın 10 numarası veya o bölgede oynayan oyuncusu daha kreatif, daha sonucu etki edebilen. O 10 numara değil ama kendi de söylüyor. Ben 10 numara değilim. O yani Belhanda da 10 numara değil, oynamıyor zaten. Oynamıyor. Dedi ki Snyder'in yerine geldim. Kendi de söyledi. Ben 8 aynen 8 numarayım dedi. Öyle mi? 10 numara değil yani. 8 numara tamamıyla yerine getirdiğini ben düşünmüyorum. Mesela dediğiniz gibi evet bazen maçtan kopuk kopuk oynayabiliyor. Veya çok top kaybı yapıyor. Sıkıntısı, bilemiyorum. Çok top kaybı yapıyor değil mi? Sıkıntısı o zaten. Hayır doğru top kaybı yapıyor. Bölüm bölüm oynuyor. Hani 5 dakika oyunun bir iyi bölümünü oynuyor, genel 15 dakika görmüyorsun. Genelini oynamıyor. Ceyhun en büyük sıkıntı o. Yani büyük bir beklentiye gelmiş, bonservis parası verilmiş, kendi büyük rakam evet. alıyor. Yani bizi hadi onlar ilgilendirmez ama saha içine baktığında şimdi aynı şekilde Galatasaray taraftarı da bölüm bölüm oynadığından memnun değil. Oyunun genelini oynaması gerek. Çünkü aldığın bakıyorsun bonservisine rakam bakıyorsun, beklenti büyük. Hayaller çok evet. büyük, çok büyük işler gerçekleştirecek diyor bütün taraftar, Galatasaray taraftarı öyle düşünüyordur kendi oyuncusu hakkında. Şimdi bir bakıyorsun oyun içinde yani görülen oyun tabii ki tatminkar değil. Bir de bir çıkıyor mesela bir maçta tek başına hat-trick yapıyor. Çok iyi oynuyor. Bir görüyorsun o performansı ileriki maçlarda diyorsun ki bunun sürekli devamlılığı gelecek mi? 3 maç üst üste bakıyorsun 4 maç sahada yok. Yani Galatasaray'ın özellikle yani o oyunu sürdürebilir mesela geliştirebilir orta sahada eksik kalmasının nedeni Belhanda evet. gibi beklentiyi evet. çok yüksek tutması mesela. Taraftarının veya teknik eğitim Fatih Hoca'nın ona güvenip oynatıp bunun karşılığını alamamasıdır.